sonbaharın kendini hissettirmesi ve havaların soğumasının ardından Sivas'ta yaşayan vatandaşlar hastalıklara önlem alabilmek için soluğu aktarlarda alıyor. Abi bu ne? Sahra. Ya Sıfaşa. Selam ya bu abi. Neydi o abi? Şurada ben tanımadım. Ben tanımadım. Ben tanımadım. Ben tanımadım. Al yazma buraya. Bana bir de kahve. Türk kahvesi. Ne kadar olsun ya? O kadar bir de kahve. Şöyle değil mi? Ben Ömer Arslan. Perakende sebze halinde Turanbahar hatta çalışıyoruz. Biliyorsunuz havalar soğudu. Vatandaşların kış çaylarına talepleri nasıl? Havaların soğumasıyla biliyorsunuz grip ve soğuk algınlığının artmasından dolayı vatandaşlar kış çaylarına bayağı rağbet gösteriyor. En azından bir alternatif tıp olarak bunu destekleyici olarak kullanıyorlar. Peki en çok tercih edilen bitki çayı hangisi? En çok tercih edilen bizim kendi hazırladığımız, içerisinde ıhlamur, kuşburnu, tarçın, zencefil, papatya, kinazya bu tarz bitkilerin karışımından oluşan bir kış çayı hazırlıyoruz. Vatandaşlar buna tercih, talep gösteriyorlar. Demleyip içiyorlar. Peki doğru bitki çayı nasıl hazırlanır? Doğru bitki çayı nasıl hazırlanır? Bu hazırladığımız karışımın hepsini bir kaba boşalttıktan sonra bir güzel karıştırıyorlar. Demliğin üst kısmına koyup soğuk suyunu ilave ettikten sonra bir taşım kaynatıyorlar. Ondan sonra isteğe göre bal ya da şekerle tatlandırıp içilebiliyor. Teşekkür ederiz. Peki faydaları nedir? Bunlardan da biraz bahsedelim. Özellikle soğuk algınlığı grip nezlede kullanılıyor. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut direncini artırır aynı zamanda. Biraz daha vücudun çabuk iyileşmesine yardımcı olur bunlar. Peki fiyatlar şu an ne durumda? Vatandaşların tepkisi nasıl? Kış çayımızı kendimiz hazırladığımız için paketleri 40 liradan başlıyor ablacığım. Ha, takviye olarak tabii bitkisel macunlarımız da oluyor. İçerisinde gene zencefilin, zerdeçalın karışmış olduğu. Onlardan da kullanabiliyorlar veya kozalak şurubu. Bunları tercih ediyorlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.